Studying Amerika'dan merhaba. Bugün Soyak Holding'in yönetim kurulu üyesi Cem Tüfekçi ile beraberiz. Bize Amerika'da yaşadığınız deneyimleriniz hakkında ve kendinizden biraz bahseder misiniz? New York Üniversitesi'nde lisans eğitimimi tamamladım ve ekonomi diplomasıyla mezun oldum. 2006 yılının Şubat ayında Türkiye'ye döndüm. O günden beri de aile işimizde görev almaktayım. Türkiye'den Amerika'ya gelen öğrenci sayısı her sene artış gösteriyor. Bu konu Türkiye'nin geleceği açısından sizce ne anlam teşkil ediyor? Öğrencilerin Amerika'ya gitmesi bir potansiyel olarak Türkiye'nin fırsatı diyelim. Potansiyel olarak söylememin sebebi de sadece Amerika'ya gidip orada okuyup geri gelmek yetmez. Burada bilinçli bir şekilde Amerika'ya gidip Amerika'daki yaşantıdan güzel şeyler almak ve kişinin kendisini geliştirmesini tamamlaması önemli Türkiye için. Dolayısıyla en önemli konu buradaki rakamın artmasından ziyade öğrencilerin bilinçlendirilerek kendi donanımlarına donanım katması ve Türkiye'ye bir değer olarak tekrardan entegre olmaları. Peki siz Amerika'ya gittiniz, orada vakit geçirdiniz. Eminim şu anda Amerika'ya gitmeyi planlayan bir sürü öğrenci var ve onların da kararsız olduğu yönler var. Aynı şekilde ailelerinde. Onlara ne gibi tavsiyeler verebilirsiniz bu tip araştırmalar yaparken? Ne tip okullara bakmalılar, nelere dikkat etmeliler? Kişiler sonuçta birbirlerinden çok farklılar. Hem bugüne kadarki yaşantıları ve öğrenimleri ve yürümüş oldukları yollar bakımından. Dolayısıyla herkes bir birey. Ve bu bireylerin farklı talepleri olabilir hayattan ve inşa etmek istedikleri farklı hayatlar olabilir. Dolayısıyla burada en önemli konu kişiye uygun olan üniversiteyi seçmek olacaktır. Şöyle ki ben çok etrafımda arkadaşlarımı izledim. Farklı jenerasyondan insanları da gördüm. Bir algı var. Yani sıralamaya baktığınızda işte ilk 30 üniversite, 40 üniversite kaçıncı oldu? Böyle yarışlar oluyor. Aslında bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü bir insana en uygun üniversite sıralamadaki en yüksek üniversite olmuyor her zaman. Dolayısıyla insanın ne yapmak istediğini ve Amerika'daki eğitiminden neler kazanmak istediğini farkında olup ona uygun üniversiteyi seçmesi hem başarılı olması bakımından hem de oradaki zamanını keyifli de geçirmesi lazım. O bakımdan çok ciddi farklılıklar yaratacaktır. Cem Tüfekçi'nin iş hayatına Amerika'daki yaşamı ve üniversitesi, özellikle New York Üniversitesi ya da New York gibi bir şehirde yaşamak, bunlar neler kattı, nasıl değiştirdi? Şimdi Amerika'daki zihniyette 3 tane çok önemli şey var. Buradan kalkıp Amerika'ya kadar gidiyorsunuz. Bir defa bir yatırım halindesiniz. İşte sevdiklerinizden uzaktasınız. Değil mi? Bir şeyleri almak gerekiyor ve bir şeyleri alabilmek için de ne almak istediğini de bilmek lazım. Bu konuda bir tavsiyeniz olur mu diye sorarsanız, ben çocuklara, arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. 3 tane önemli şey var dediğim gibi. Birincisi Amerikan etik anlayışı. Amerika orijinal fikre ve orijinal idea ve original work'e, yani insanların kendi çabalarıyla bir şeyleri yapmasına çok önem verir. Anlatabildim mi? Ve dolayısıyla kişisel gelişimde yaptığınız işi tamamıyla kendinize has bir şekilde ve original bir şekilde yapmak, zihniyetini kazanmak Amerika'da çok önemli. Bu bir. İkincisi, Amerikan gene demin bahsettiğimiz konularla benzer bir şey olacak. Problemlere yaklaşım. Türkiye'deki bu teste bağımlı eğitimler maalesef çok basma kalıp düşünce yapıları ortaya çıkartıyor. Sakın yanlış anlaşılmasın, yani Türkiye'de iyi bir eğitim alınmaz demiyorum ama karşılaştırmamı istediğiniz için Amerikan yaklaşımı ise bir şeyleri doğru yapmış adamlara. Benim gördüğüm
iş hayatında olsun, sosyal hayatta olsun problemlere farklı bakış açılarından bakabilme yetisini kazandırıyor. Bu çok önemli. Bunu hedeflemeli bence genç arkadaşlarımız. Üçüncüsü, şu bilinç önemli. Buradan kalkıp Amerika'ya gidiyoruz dedik. Ve iyi de bir üniversiteye gittiğimizi kabul ediyoruz. İyi derken bütün standartlar bakımından. Orası müthiş bir derya deniz, bilgi havuzu. Anlatabildim mi? Ve bir biz gençler olarak üniversite sonrasında kendi hayatımızı inşa edeceğiz. Bu hayatımızı inşa ederken bazı yeteneklere, yani skill'lere ihtiyacımız var. Ve üniversite hayatı boyunca bir böyle bolluğun içindesiniz. Anlatabildim mi? Çok iyi üniversite öğretim görevlileri, profesörlerle çalışma şansınız var. Çok iyi skill'ler edilme şansınız var ve fırsatınız var orada. Ve aslında da tek yapmanız gereken şey o. Bütün bunların yanında. Bunun bilincinde olup hangi yetenekleri edinmek istediğinize karar verip onları alıp ondan sonra da belki de dördüncü finalize olarak da Türkiye'ye geri gelip ülkemize katkıda bulunmaya özen göstermek lazım. Amerika'dayken Türkiye'de en çok neleri özlediniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz? İnsan tabii sevdiklerini çok özlüyor. Başta ailesini. Arkadaşlar deyince ben şanslıydım. Arkadaş grubumun birçoğu Amerika'da okuyorlardı. Dolayısıyla şehir, farklı şehirlerde yaşasak bile tatillerde görüşme imkanı buluyorduk. Onlar tabii pozitif yönleri oluyor tabii ki. Onun dışında keşke demeyi çok sevmiyorum açıkçası. Tavsiye olarak Amerika'ya gittiğiniz vakit aklınız Türkiye'de kalmamalı. Yani bir yerde varsanız orada full konsantre olmayı ben hep kendime öncelik koymuşumdur. Yani half participation diyorum ben ona. Hiçbir şey half participate etmemek lazım. Yani Amerika'ya gittim, ben bu dönem buradayım ve oradan maksimum faydayı sağlamak üzere her şeyi yapacağım demek lazım. İşte seyahatleri orada yapmak lazım. Arkadaşları edindiği vakit, çünkü orada çok güzel bir uluslararası bir çevreye entegrasyon şansınız var ve bunu kullanmak gerekiyor gerçekten. Onların ülkelerini tanımak adına başka kültürlerle kaynaşma fırsatını sonuna kadar kullanmak lazım diye söyleyebilirim. Gerek Amerika'daki aldığınız eğitim esnasında, gerekse şu anda size nasıl destekte bulundu ya da genel olarak aileniz, aynı şekilde anneniz? Bana desteği şu anda geri dönüp baktığımda en büyük desteği çocukluğumuzdan beri bizi hep birey olarak yetiştirmek üzerine konsantre olmuşlar zannediyorum. Hep verdiğimiz kararlarda bizim aldırmamızı sağlamak üzerine pozisyon almışlar. Yani daha çok yönetmek ve kendileri bizim yerimize karar vermek yerine kendimiz hakkımızdaki kararları kendimizin almasına ve bunun yanında da kalmayıp bize de yanımızda destek çıkmak. Dolayısıyla onlara buradan bu yaptıklarından dolayı teşekkür ederim. En ciddi desteği budur ve her zaman için bana hissettirdiği yanımda olma ve güven duygusudur. Peki, Sarin Amerika'nın başkanı Tamer Bey'le de yakın arkadaşsınız ve size çok değer veriyor. Onunla olan arkadaşlığınız, nasıl tanıştığınız ve onun hakkındaki düşünceleriniz hakkında da son bir fikir alabilirsem. Tabii, sağ olsun. Ben de gerçekten Tamer Bey benim için çok özel bir insandır. Tamer Bey, deme bakmayın, Tamer Bey nickname'i gibi kaldı. Aslında hakikaten çok sevdiğim bir insandır. Yani Tamer Bey'i bir formalite olaraktan ziyade bir sevgi hitabı olarak söylüyorum hep. Hem sevgimi hem saygımı karşılıklı gösterdiğim bir tabirdir. Aslında bütün konuşmalarımın da özeti ona olan hitabımda saklı olabilir. Şimdi benim inancım olarak yani bütün bu gördüğünüz
dünyadaki her şey iki kişinin, iki bir tabir olarak söylüyorum tabii ki ve birçok insanın kalpten kalbe bondlarıyla yaratılabiliyor ancak. Yani teamwork olarak yaratılabiliyor. Bu kalpten kalbe bond da çok önemli bir şey. Tamer Bey bu bondu kurmaya izin veren insanlardan diyelim. Hem bondu kurmaya izin verip hem de üzerine o bondu yaşatacak değeri veren insanlardan. Dolayısıyla benim için çok önemli.